Gündemi alt üst eden iddialar. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 750 bin TL manevi tazminat davası açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Canikli'nin açtığı tazminat davasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik Twitter paylaşımında, ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın, ya utanç duymaya, açtığın bu dava sayesinde, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun, tüm iddialarını ispat şansına sahip olacağız. Teşekkürler. İyi bilirsin ki, Kılıçdaroğlu, sağlamasını yapmadan, emin olmadan ithamda bulunmaz, ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu Partisi'nin grup toplantısında, gazeteci Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı, bir dizi yolsuzluk zinciri üzerinden, Boydak Holding'e kayyum ataması ile ilgili. Şunları dile getirmişti Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Bir yakınını Boydak Holding'e getirip kayyum olarak atıyor. Slovakya'da bir depo yapmamız lazım diyorlar. Oraya dünyanın parasını gönderiyorlar. 20 milyon avro gönderiyorlar. Bu para yok. Şu an yok. Adam da yok ortada. Hem 20 milyon euro yok, hem de kendisi yok. Bir kanun getiriyorlar bu şekliyle. Kayyum atanırsa, kayyumun yaptığı bütün işlemler, karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle, hukuki, idari, mahalli ve cezai sorumluluğu doğmaz diyor. Malı götür hırsızlığı yap. Kanun arkanda kapı gibi duruyor. Sarayda arkanda, kapı gibi duruyor. Böyle bir kanunu, bu meclise kabul ettirdiler. Canikli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, yanıt vermişti. Gazeteci Cihan da, Cankli'nin açıklamalarını paylaştığı belgelerle yalanlamıştı. Hiçbir yakınımı, Boydak Holding'e kayyum olarak atamadım. Diyen Canikli'ye, yalan. Diyerek yanıt veren Cihan. 17 Mart 2017 tarihli. Ticaret Sicil gazetesini paylaştı. Gazetede Canikli'nin, Başbakan Yardımcılığı dönemindeki, kararıyla Ertunç Laçinel'in, Boydak Holding'e, yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, ilişkin karar yer alıyor. AKP'li Canikli, Slovakya'da Boydak Holding tarafından kiralanan, 21 bin metrekare kapalı alanı bulunan, lojistik merkezinin mülkiyetinin Ertunç Laçinel'e ait olduğu iddiasını da yalanlamıştı. Cihan, Ertunç Laçinel ile Slovakya'daki şirket arasındaki sözleşmeleri paylaşarak Boydak'a yerleştirdiği Ertunç Laçinel ile Slovak şirketin sözleşmesi ektedir. Laçinel, Boydak'tan kendi ortağı Lukas Zevala şirketine hortum bağlıyor. Janikli bunu reddetmiyor ama miktarın 20 milyon euro değil, daha az olduğunu söylüyor." demişti.